Tonguç Akademi'den herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Fizik dersine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz küresel aynalar. Aynaların ikinci basamağı. Bakalım nelerden bahsedeceğiz size bu ders içerisinde. Hemen konularımıza şöyle bir göz gezdirelim. Dediğimiz gibi konu başlığımız küresel aynalar. Küresel ayna dediğimiz zaman iki çeşit ayna düşüneceğiz. Çukur ayna ve tümsek ayna. Çukur aynalarda özel ışınlardan ve görüntü oluşumundan bahsedeceğiz sizlere. Daha sonra tümsek aynalarda özel ışınlar ve bu ışınların beraberinde getirdiği görüntü oluşumundan, en sonda küresel aynaların kullanım alanlarında, yani çukur aynalar ve tümsek aynalar nerede kullanılıyor, bunlardan bahsedeceğiz. Ancak dersimizin içeriğine başlamadan önce hemen buyurun ödevlendirmelerimizi yapalım. Sıfırdan ona fizik kitabımızı alıyoruz. Sayfa 180 ile 186 arasındaki sevgili arkadaşlar, hemen şu şekilde açalım. Sizlere de gösterelim, paylaşalım sizlerle de. Optik ünitemizin 180'den 186'ya kadar olan kısımları şu şekilde gördüğünüz gibi küçük konu anlatımlarımızı tekrar ettikten sonra sorularımızla ne yapıyoruz? Pekiştiriyoruz. Ardından yeterli gelecek mi? Tabii ki hayır. Dinamo soru bankamızdan da sayfa 178 ile 184 arasındaki ne yapıyoruz? Sorularımızı çözerek pekiştirmelerimize devam ediyoruz. Konularımızı tamamlamış oluyoruz. O zaman buyurun hemen dersimizin içeriğine geçelim sizlerle. Dediğimiz gibi konu başlığımız nedir? Küresel aynalar. Peki küresel ayna nasıl elde edilir? Ne demektir küresel ayna? Yansıtıcı yüzeyi bir kürenin iç ya da dış kısmı olan aynalara biz ne diyoruz? Küresel ayna diyoruz. Şöyle küresel şeklinde bir ayna yapısı düşünün. Bunu ortadan böldüğünüzü düşünün. Aynanın iç kısmı yansıtıyorsa çukur ayna, dış kısmı yansıtıyorsa ne diyeceğiz buna? Tümsek ayna diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken birkaç tane temel kavram var. Üzerlerinde de sembollerle gösterdik zaten. F odak noktası, dersin ilerleyen bölümlerinde de bahsedeceğim. M dediğimiz merkezdir. Odak noktaları ve merkezler ve tepe noktaları bizim için burada yol haritası olacaktır. Optik tersi tamamen kural dersidir sevgili arkadaşım. Bunu bilirsen, kuralları bilirsen, ışının nereden gelip nereye gideceğini bilirsen, ki bilmemiz gerekir, bu konuyla ilgili bir zorluk yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Öncelikle küresel aynalarda merkezi içte, merkezi dışta. İşte odak noktası iç tarafta, odak noktası dış tarafta diye terimler kullanacağız. Onun mantığı nerede geliyor? Burada size bahsedeceğim. Ondan sonra zaten konu gayet detaylı bir şekilde ne yapılacak? Öğrenilmiş olacak. Şimdi baktığınız zaman ne dedik? İç tarafı yansıtıyorsa çukur ayna diyeceğiz. Dış tarafı yansıtıyorsa tümsek ayna diyeceğiz. Bir çember düşünün. Bir daire düşünün. Dairenin neyi vardır? Ortada merkezi vardır değil mi? Şimdi dikkat edecek olursanız şurada bir F ifadesi görüyorsunuz. Bu bizim için ne demektir? Odak demektir. Aynanın odağı demektir. İç tarafı yansıtıyor. Dış tarafı karalanmışsa iç tarafı yansıtıyor demektir. Bu tarafı karalanmışsa dış tarafı yansıtıyor demektir. E siz baktığınız zaman şimdi bu çemberi ortadan ikiye böldüğünüzü düşünün. Bakın çukur aynada merkez ve odak ne yaptı? Aynanın iç tarafında kaldı. Yani yansıtıcı yüzey tarafında kaldı. E şimdi tümsek kısmına bakın. Yani bu aynanın bu tarafı yansıtıyor demektir. Arka tarafı göstermiyor demektir. E tümsek aynada da odakla merkez ne yaptı? Bakın aynanın yansıtmayan, yani dış tarafında kaldı. İşte gerçekten biz bu noktalara dikkat edersek inanın ışınlar nasıl geldi? Aynanın arkasına geçebildi mi? Geçemedi mi? Görüntü nerede oluştu? Bunun mantığı gayet rahat ne yapılacaktır? Öğrenilecektir. Baktığınız zaman şimdi burada ne yaptık? Artık ikinci kısımda bölmüşüz. Çukur aynanın sevgili arkadaşım odakla merkezi iç tarafında kalırken tümsek ne yaptı? Dış tarafında kaldı. Aynı merkez aslında. Odak noktası dediğimiz şey aynanın tam şu noktasıyla, yani başlangıç noktasıyla merkezi tam ortadan ikiye bölen noktadır odak noktası. Yarı çapın yarısı olarak düşünebilirsiniz. Hani şurası yarı çaptır ya çemberlerde. Bunu tam ortadan ikiye bölen nedir? Noktadır odak noktası, ki küresel aynaların en can alıcı noktalarından bir tanesidir. Küresel aynaları tam ortadan ikiye bölen hayali çizgiye biz ne diyoruz sevgili arkadaşım? Asal eksen çizgisi diyoruz. Şimdi gelin çukur aynayı ve tümsek aynayı biraz daha detaylı tanıyalım. Temel kavramlarımızdan bahsedelim ki bir önceki sayfada zaten biraz bahsettiğimi düşünüyorum. Aynanın tam ortasından ve merkezinden geçen eksene biz ne diyoruz? Asal eksen diyoruz. Bütün ışınlarımızı neredeyse bu asal ekseni orantılayarak göndereceğiz. Hani asal eksene paralel gelen, işte merkeze gelen, odağa gelen diye ifadelerimiz olacaktır. Aynanın asal eksende çakıştığı nokta bizim için ne olacaktır? Tepe noktası olacaktır. Tam aynanın asal eksenle çakıştığı nokta nedir? Tepe noktası olacaktır. Olarak karşımıza gelir. T sembolüyle gösterilir.
Tepe ile merkez noktalarının tam ortasındaki, bak, tepe ile merkez noktalarının tam ortasındaki, yani bu ikisini iki eşit parçaya bölen noktaya biz ne diyoruz? Odak noktası diyoruz. Işınların toplandığı ya da ışınların dağıldığı nokta olacaktır odak noktası sevgili arkadaşlar. Zaten merkezde, değil mi? Bunu bir küresel ayna düşündüğümüz zaman tam yarıçap olarak düşünebilirsin. Şimdi düzlem aynalardan hatırla lütfen. Nelerden bahsetmiştik sana orada? Düzlem aynalarda ışınları neye göre yansıtıp gönderiyorduk? Normale göre, değil mi? Orada neydi? Ayna düzdü. Ben aynayla 90 derece olacak şekilde bir normal çiziyordum. Ya da aynam bu şekildeyse yine aynayla 90 derece olacak şekilde bir normal çiziyordum. E burada ayna nedir? Eğrisel, yani küresel. Peki ben burada normali nasıl kabul edeceğim? Hemen bakalım ben orada normali nasıl kabul edecekmişim. Diyoruz ki kürenin merkezinden geçen bütün doğrular kürenin yüzeyine dik olduğundan küresel aynalarda merkezden geçen bütün doğrular normal olarak kabul edilir. İşte senin küresel aynalardaki en can alıcı noktalarından bir tanesi. Lütfen buna çok dikkat et. O zaman hadi gel artık çukur aynalarla başlayalım girizgahımızı yaptığımıza göre. Çukur aynalar, yani iç bükey aynalar. İçe bükük ayna olarak ne yapabilirsin? Aklında tutabilirsin. Hani sınavda bazen hoca nasıl diyelim çukur ayna demez de iç bükey ya da dış bükey kullanır. İçe bükük, iç tarafı yansıtan ayna demektir. Yansıtıcı yüzeyi çukur olan aynalara çukur ayna ya da iç bükey aynalar denir. Çukur aynalar asal eksenlerine paralel gelen ışığı yansıtarak bir noktada toplar. Şurası onun asal ekseni. Şöyle bir belirginleştirelim. Asal eksen, bak, asal eksene paralel gönderdiğim bütün ışınlar ne yapmış? Aynaya çarpıp yansıdıktan sonra tek bir noktada toplanmış. Ay bil bakalım o nokta neresi? Tabii ki odak noktası sevgili arkadaşım. Çünkü çukur aynalar ışınları bir noktada toplama özelliğine sahiptirler. Çukur aynalar cisimlerin görüntülerini büyütebilme özelliğine de sahiptir. Bu yüzden hani ne derler, bu eğlence merkezlerinde olur ya dev aynaları, işte oralar nedir? Dev aynası olarak da nitelendirilir. Çukur aynalar aklınızda bulunsun, bir genel kültür bilgisi olarak belki bir yerde kullanırsınız. Hemen özel ışınlarımıza bakacağız. Şimdi önce özel ışınlarımızı anlatacağız ki ayna ne için kullanılır? Görüntü oluşturmak için kullanılır. Hangi ışın nereden gelip nereye gidiyor, görüntüsü nerede oluşuyor, bunlara bakacağız. Ama önce yansıdıktan sonra nerelerden geçecek, bunlara bakacağız. Birinci kuralımız diyor ki asal eksene paralel gönderilen ışın aynaya çarpıp yansıdıktan sonra odaktan geçecek şekilde ne yapacaktır? Yoluna devam edecektir. Bak, asal eksene paralel gönderdim, aynaya çarptı. Asal eksene paralel geldiği için odaktan geçecek şekilde ne yaptı? Yoluna devam etti. Bu bir. Bunun tam tersi de mümkün sevgili arkadaşım. Sen bir çukur aynanın odak noktasından geçecek şekilde bir ışın gönderirsen aynaya çarptıktan sonra yoluna asal eksene paralel olarak ne yapacaktır? Devam edecektir. Yani söylediğimiz bütün özelliklerinin tam tersi yolunu da düşünebilirsiniz. Asal eksene paralel gelen odaktan gider. Odaktan geçecek şekilde aynaya gelen ne yapar? Aynadan yansıdıktan sonra asal eksene paralel olarak yoluna devam edecektir. İkinci özelliğimize bakalım. Çukur aynanın merkezinden, yani aslında merkez iki tane odağa eşittir, doğru mu? İki F'den gelen ışınlar yine kendi üzerine, yani iki F'den ne yapacaktır? Geri dönecektir. Merkezden gelen merkezden gider. Böyle düşünebilirsin. Hemen bir diğer, yani üçüncü özelliğimize bakalım. Diyor ki tepe noktasına gelen ışın asal eksenle yansıma kanunlarına göre eşit açı yapacak şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Bak şimdi tam tepe noktasına gönderdim ben bunu. Hangi açıyla gönderdiysem tepe noktasına yansıdıktan sonra da aynı açıyı yapacak şekilde, yani ikisine de alfa alfa diyebilirsiniz ya da ii rr diyebilirsiniz. Tepeye gelen aynı açı yapacak şekilde yine ne yapacaktır? Tepe noktasından yansıyacaktır. Şimdi bir özellikten daha bahsedeceğim sizler. Özellikle sınavlarda ve test sorularında çok kullanılır 3F'e 1,5F olayı, katlılık olayı sevgili arkadaşlar. Çukur aynaya 3F noktasını keserek gelen ışın 3F bölü 2, yani 1,5F'den geçecek şekilde yansıyacaktır. Aynı zamanda 1,5F'den gelen de 3F'den geçecek şekilde ne yapacaktır? Aynaya çarptıktan sonra yansıyacaktır. Hemen gel bakalım. Bak, 3F, 1, 2, 3F. Anlaştık mı? Buradan gelecek şekilde gönderdiğim bir ışın aynaya çarptıktan sonra 1,5F'den geçecek şekilde ne yapacak? Yansıyacak. Tam tersi de mümkün. Sen 1,5F'den gelecek şekilde aynaya bir ışın gönderdin. Yansıdıktan sonra ne yapacaktır? 3F'den geçecek şekilde yoluna devam edecektir. Gerçekten önemli bir özellik, karşına gelir. Lütfen dikkat et. Peki,
Peki ne dedik, aynaları ne için kullanıyoruz? Tabii ki görüntü oluşturmak için kullanıyoruz değil mi? Sadece ışınları göndermek bir işimize yaramaz. Peki çukur aynadaki görüntü özelliklerini ben nasıl elde edeceğim? Hemen şöyle genel hatlarıyla bakalım. Sonra hangi ışınlar nereden gönderildiğinde görüntü nerede oluşurmuş buna bakalım. Çukur aynada sen eğer bir cismin görüntüsünü çizmek istiyorsan cismin köşe uçlarına ne yapacaksın? Aynaya ışınlar, özel ışınlar göndereceksin. Cismin görüntüsü bu özel ışınların aynadan yansımalarının kesişim noktasında oluşacaktır. Çünkü hani illaki çarpan ışınlar bir yerde kesişecektir değil mi? İşte o ışınların kesiştiği noktada ne var? Görüntü var. Çukur aynada oluşan görüntü gerçektir. Çünkü aynanın önünde oluşur sevgili arkadaşlar. Ve ters bir şekilde oluşur, unutma. Çukur aynada görüntü ters ve gerçektir. Hatta şuraya tersi de ekleyelim, ne olur ne olmaz. Eğer özel ışınlar aynadan yansıdıktan sonra kesişmiyorlarsa o halde bu ışınların uzantılarının kesiştiği bir noktada görüntü oluşur ki bu çukur aynanın istisna bir durumudur arkadaşım. Lütfen buna çok dikkat et. Işınların kendileri değil, uzantıları eğer kesişip bir noktada görüntü oluşuyorsa biz bu görüntüye ne diyeceğiz? Sanal görüntü diyeceğiz ki onu da genellikle tümsek aynada elde edeceğiz. Şimdi gel görüntü oluşumuna bakalım ki seni gerçekten en çok ilgilendiren noktalardan bir tanesi de bu. Şimdi baktığımız zaman önce özel ışınları öğrendik değil mi? Nereden gelirse nereden gider diye, işte tamamen görüntüyü de buna göre oluşturacağız. Hemen görüntü oluşumunda artık aynamın önünde bir cismim var. Bakacağım çukur aynada görüntüm bu cismin meydana getirdiği, yani konulduğu noktada nasıl meydana gelmiş? Sonsuzdaki bir cismin çukur aynada görüntüsü aynanın odak noktasındadır ve görüntü nokta şeklinde oluşur. Şimdi sen eğer aynanın sonsuz uzağına bir tane boyutlu cisim koydun diyelim. Sonsuzda olduğu için bak şimdi aslında aynanın uçlarından ne yapıyorduk? Cismin uçlarından aynaya ışınlar gönderip yansıtıyorduk ya, bak A ucundan gönderdim. A ucundan gönderdiğim zaman asal eksene paralel gönderiyorum. Nereden yansıyacak? Odaktan yansıyacak, bu bir. İkincisine bakalım, B ucundan göndereyim. B ucundan da gönderdiğimde asal eksene paralel geldi ve odaktan geçecek şekilde kırıldı. Peki bu iki cisim nerede kesişti? Odak noktasında. Diyor ki sonsuzdaki cismin görüntüsü odak noktasında ve noktasaldır. Lütfen buna çok dikkat et. Peki sen cismini tam getirdin, ne yaptın? Çukur aynanın odak noktasına koydun. Çukur aynanın odak noktasındaki cismin görüntüsü nedir? Sonsuzdadır sevgili arkadaşım. Bak gönderdin, yansıttın. Gönderdin, yine ne yaptın? Yansıttın. Şimdi bu iki ışının herhangi bir yerde kesişme ihtimali var mı? Şu anki itibariyle yok. O yüzden ne diyoruz? Görüntü sonsuzdadır diyoruz. Eğer senin cismin odak noktasındaysa, gerçekten bu kuralları bilirsen hiç sıkıntı yaşayacağını ben ne yapmıyorum? Düşünmüyorum. Peki sen cismini tam merkeze koyarsan, bakın çocuklar, siyahla çizdiğimiz kısım cisim, kırmızıyla çizdiğimiz kısım ise görüntüsü, yani aynadaki görüntüsü. Çukur aynanın merkezinde bulunan bir cismin görüntüsü yine merkezdedir, terstir, gerçektir. Boyu da cismin boyuna eşittir. Çünkü sana ters mi, gerçek mi, boyu nasıl, bunları soracak. Başka bir şey ne sorabilir ki çukur aynalarla alakalı olarak? Nedir? Merkezdeki cismin görüntüsü bak ters, gerçek. Çünkü aynanın ön tarafında. Çünkü ışınların kendilerinin kesişmesiyle oluşmuş, uzantılarının değil sevgili arkadaşım. Dolayısıyla boyu da cismin boyuna nedir? Eşittir. H ise H, 2 H ise 2 H, 3 H ise 3 H boyunda bir cisim elde edeceksin. Peki sen cismini merkezde odak noktası arasına koyarsan, buraya dikkat et lütfen. Çukur aynada cisim odak ile merkez, yani F ile M arasına konulursa görüntüsü merkezin dışında, ters, gerçek, boyu da cismin boyundan nedir? Büyüktür. Işınlarını gönder, kesiştir bakalım. İkisinin kesiştiği noktada ne oluşacaktır? Senin görüntün oluşacaktır. Ters, gerçek, boyu cismin boyundan büyük. Bak nerede? Odakla merkez arasındaysa merkezin dışına attı görüntüyü, gördün mü? Lütfen buralara çok ama çok dikkat et. Gerçekten optik konusu kural konusudur. Kuralları bilirsen sıkıntı yaşamazsın. Hemen gel 5 ve 6. özelliklerimize de bakalım birlikte. Çukur aynada bir cisim odak ile tepe noktası arasındaysa, bak cismini sen ne yaptın? Odakla tepe noktası arasına yerleştirdin. Görüntün aynanın arkasında, tek istisnai durumudur bu. Lütfen buna çok dikkat et. Aynanın arkasında, düz, sanal, boyu da cismin boyundan büyüktür. Hani hocam çukur aynalarda cisim ters, gerçekti? İşte neye bağlı?
Bak, cismin konulduğu yere bağlı olarak gördün mü, istisnai bir durum elde ettik. Lütfen şu beşinci özelliğe çok dikkat et. Hani 3F 1.5F olayı vardı ya, aynı şey burada da geçerli. Eğer sen çukur aynanın tam 3F noktasına bir cisim koyarsan görüntün 1.5F'de oluşacaktır. Ters oluşacaktır, gerçek oluşacaktır. Boyu ise kendi boyunun yarısı kadar oluşacaktır. Yani buradaki senin eğer cismin H'sa görüntü nedir? H/2 kadar nedir? Oluşacaktır. Yarısı kadar oluşacaktır. Lütfen buna çok dikkat et. Şu 5 ve 6. özelliklere ben senin yerinde olsam sınavlarda da çok ama çok dikkat ederdim. Peki gel bakalım nerelerde kullanıyormuş bu aynalar? Kullanım alanlarına baktığımız zaman dişçi aynalarında diş hekimlerinin dişleri daha hani görüntüyü büyütüyor ya, daha iyi görebilmek için neler kullanır? Çukur aynalar kullanır. Güneş fırınlarında kullanılır. El fenerleri ve ışıldaklarda kullanılır. Makyaj aynalarında kullanılır. Deniz fenerleri, elektrik sobası ve tavan aydınlatması gibi nedir? Kullanım alanları vardır sevgili arkadaşlar. Bunlara çok dikkat edelim. Şimdi geldik neye? Tümsek aynalara, yani dışa bükük, dış bükey aynalara. Emin olun aynı özellikler burada da geçerli olacaktır. Ancak şimdi burada istisnai durumu ne? Tümsek aynalarda odak ve merkez noktası nerede kalıyor? Bak, aynanın arkasında kalıyor. Şimdi yansıtıcı yüzey ön taraf, odakla merkez arka tarafta. Bir ışının aynanın arkasına geçebilme ihtimali var mı? Bu şeffaf cam değil ki aynanın arkasına geçsin, değil mi? Kırılma gerçekleşir o zaman, yansıma gerçekleşmez. Dolayısıyla arka tarafına geçemediği için ışınlar ön tarafa çarpıp yansıyacaklar. Yani odakla merkezden geçme ihtimalleri yok ışınların. Dolayısıyla burada ışınlar değil de ışınların uzantıları odakla merkezden anca geçebilir. O da ben çizimlerimi tabii ki doğru yaparsam. Yansıtıcı yüzey tümsek olan aynalara dış bükey ya da tümsek aynalar diyoruz. Tümsek aynalarda yansıyan ışınlar asla kesişmez. Şimdi bu yansıyan ışınlar nasıl kesişsinler? Anca nedir? Bunların uzantıları kesişebilir. İşte bunların uzantılarının toplandığı nokta gene nedir? Odak noktasıdır arkadaşlar. Uzantıları kesişir. Bu nedenle tümsek aynalarda sadece sanal görüntüler oluşur. Çünkü ışınların kendisi yok. Uzantıları var. Lütfen buna çok dikkat edelim. Gel özelliklerine bakalım. Aynı şeylerden bahsedeceğim. Sadece ışın, yansıyan ışın değil de yansıyan ışının, hani gelen ışının uzantısı diye bahsedeceğim sizlere. Birinci özelliğime bakayım. Tümsek aynaya uzantısı odaktan geçecek şekilde gönderilen ışın asal eksene paralel yansır. Bak, ışını ben buradan gönderdim. Okucuna dikkat et. Şimdi bu ışın aynanın arkasına geçebilseydi direkt odaktan geçecekti, değil mi? Odağı hedefleyerek gönderdiğim ışın asal eksene paralel yansır. Aynı şey merkezde de geçerli. Ben ışını merkezi hedefleyerek gönderiyorsam, yani uzantısı merkezden geçecek şekilde gönderiyorsam, tümsek aynaya çarptıktan sonra yine nereden geri dönecektir? Merkezden geri dönecektir. Bu da benim ikinci özelliğim. Gerçekten basit. Biraz uzun gibi görünüyor. Çok kural varmış gibi görünüyor ama inanın bana basit ifade bunlar. Yine burada artık o bununla işim yok. Tepe noktasına gönderdiğim ışın tümsek aynalarda yine asal eksenle aynı açıyı yapacak şekilde ne yapacaktır? Geri yansıyacaktır. Yine bak, aynı açıları yapacak şekilde ne yaptı? Geri yansıdı. Üçüncü özelliğim de bu idi sevgili arkadaşlar. Tümsek aynalarda öyle aman Allah'ım aman Allah'ım özellikler yok gerçekten. Çukur aynaları bilirsen uzantıları kelimesini eklediğin zaman zaten tümsek aynanın özelliklerini sana veriyor. Peki görüntü oluşumuna bakalım. Bunda görüntü oluşumu çok kolay. Hiç işte cismi merkezden alacağız, odağa koyacağız, odaktan alıp merkez odak arasında yerleştireceğiz diye bir durum yok. Çünkü sen cismi nereye koyarsan koy, görüntü belli bir aralıkta oluşuyor. En basit kısmı da burası zaten. Görüntülü oluşumuna bakalım. Tümsek aynalarda görüntü daima aynanın arkasındadır, her zaman. Cisme göre düz, boyu cismin boyundan ne olacaktır? Küçük olacaktır, istisnasız arkadaşlar. Aynada oluşan görüntü sanaldır çünkü ışınların kendileri değil, uzantıları kesişir. Ve her zaman ayna ile, bak güzelliğe bak şimdi, ayna ile neredeymiş? Odak noktası arasında oluşuyormuş ki bu da bizim en çok işimize gelen kısımlardan bir tanesi değil mi? Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşır ve boyu ne oluyormuş? Büyüyormuş. Önemli durumlardan bir tanesidir. Bizden de size bu arada bir kalp gelmiş olsun sevgili arkadaşlar. Görüntü oluşumuna bakalım. Cismin görüntüsü daima aynanın arkasında, ayna ile odak noktası arasında, düz boyu cismin boyundan küçük olarak oluşacaktır. Görüntünün
de sanal olduğunu ifade etmiştik. Şimdi size bir görsel göstereceğim. Gerçekten o daha çok akılda ne olacak? Kalıcı olacak. Hemen sizlerle bu görseli paylaşmak istiyoruz. Bak şimdi diyor ki sen cismi nereye yerleştirirsen yerleştir. Burada 3 tane cisim görüyorsun. Her zaman görüntüsü tepe noktasıyla odak noktası arasında ulaşacaktır. Bak morun görüntüsüne bak, yeşilin görüntüsüne bak, turuncunun görüntüsüne bak. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntü ne olmuş? Az önce bahsettiğimiz ifadeler meydana gelmiş. Gerçekten tümsek aynadaki görüntü ifadesini en net anlatan görsellerden bir tanesi olarak karşınıza getirmiş olalım sevgili arkadaşlar. Peki nerede kullanıyoruz? Kullanım alanlarına bakalım. Genellikle daha büyük bir alanı işte aynada görüntülemek için kullanılır sevgili arkadaşlar. Araçlarda yan aynası olarak kullanılır. Mağazalarda güvenlik aynası olarak kullanılır ki daha geniş bir alanı küçük bir yerden görebileyim. Yollardaki önü kapalı keskin virajlarda işte karşıdan gelen aracı ne yapmak için? Görmek için kullanılır. Yine araç altı arama aynası olarak da tümsek aynalar kullanılıyor sevgili arkadaşlar. Daha büyük alanı küçücük bir aynaya sığdırabilmek amacı ile. Şimdi bizim sizlerle ilgili yani küresel aynalarla ilgili paylaşacağımız bilgi kısımları bu kadardı. Gelin birkaç soruyla da dersimizi pekiştirelim. En azından nasıl soru tarzları gelir karşınıza bunlar hakkında fikir sahibi olmuş olun bakalım. Küresel aynalarla ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Aynanın merkezi ile ayna arasındaki mesafenin orta noktasına odak noktası denir diyor. E doğru. Zaten bunu ifade etmiştik. Aynanın merkezine doğru gönderilen ışınlar aynaya dik gelir diyor. Doğru bir ifade karşı. Hani merkezden gelir, merkezden yansır ifademiz vardı ya. Işığın aynadan yansıması ışığın rengine bağlıdır diyor. Kesinlikle hatalı bir ifade sevgili arkadaşlar. Yansıma ışığın rengine bağlı değildir. Kırılma ışığın rengine bağlıdır. Sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Şimdi sen bir çukur aynaya şöyle diyelim o soru için diyelim. Hemen sayfayı değiştirmeden söyle. Sem daha iyi olurdu ama şöyle düşün. Bu nedir? Bir çukur aynadır değil mi? Şurası odak noktasıdır. Burası merkez noktasıdır. Şimdi sen buna kırmızı ışık da göndersen asal eksene paralel gönderdiğin ışık odaktan yansıyacaktır. Tamam mı? Şimdi bu sen buna mor ışık da göndersen asal eksene paralel gönderdiğin zaman yine nedir? Odaktan yansıyacaktır. Lütfen buna ne yap? Çok dikkat et. Işığın kırılması rengini hani rengi kırılma da önemlidir. Yansıma da önemli değildir deyip sorularımızı çözmeye devam edelim bakalım. Küresel aynaların kullanım alanları ile ilgili olarak diyor verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Hemen az önce bahsettiğimiz ifade. Makyaj aynalarında çukur aynalar kullanılır ifadeleri doğru bir ifade olarak karşıma geliyor. Kavşak aynaları büyük alanların görüntülerini küçültür diyor. Doğru sevgili arkadaşlar. Araç altı arama aynaları dış bükey yani tümsek aynalardır. Daha büyük alanı küçük gösterebilmek için demiştik. Yani sorumuzun doğru cevabı 1, 2 ve 3 olarak ne yaptı? Karşımıza gelmiş oldu. Bir sonraki sorumuz. Diyor ki K cismi bir tümsek aynanın önüne asal eksene dik olacak şekilde yerleştiriliyor. Yerleştirsin bakalım. Buna göre cismin görüntüsü ile ilgili olarak bak şimdi tümsek aynanın önüne yerleştirilmiş. Lütfen buna çok dikkat et. Diyor ki cismin görüntüsü ile ilgili olarak aynanın arkasında oluşur diyor. Evet hani nerede oluşuyordu? Odakla tepe noktası arasında oluşuyordu değil mi? Tümsek aynalarda. Boyu cismin boyundan küçüktür. Doğru bir ifadedir. Cisme göre terstir diyor. Hayır sevgili arkadaşlar. Tümsek aynalarda cisimle görüntü yani ikisi de düzdür. Ters olan hangisiydi? Çukur aynalarda görüntü ters oluşurdu. Üçüncü özelliğimiz hatalı. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 2 olarak ne yapmış oldu? Karşımıza gelmiş oldu. Evet hemen bir sonraki sorumuzla devam edelim sevgili arkadaşlar. Bu tarz sorulara dikkat edeceğiz. Çünkü bu tarz sorular hem testlerde hem sizin okul sınavlarınızda karşınıza çok gelebilecek olan soru tarzlarından bir tanesidir. Odak uzaklıkları FK ve FL olan K ve L aynalarına I ışını şekildeki gibi gönderilip yansıtıldığına göre FK FL oranı kaçtır diyor. Şimdi L'yi FL diyoruz, K'ya ne diyoruz? FK diyoruz. Odak uzaklıklarının oranını istemiş benden. Şimdi baktığım zaman I ışını gönderdiğim zaman önce nereden yansıyor? Gördüğün gibi L'den yansıyor. Önce FL'yi gel bulalım bakalım. Gönderdiğim zaman I ışık ışını şuradaki buradaki birim uzunlukları nedir? Birbirine eşittir şu aralıklar sevgili arkadaşlar. I ışık ışını göndermişim. Bak aynaya çarptıktan sonra asal eksene paralel yansımış gördün mü? Demek ki L'nin odak noktası neresi? Burası. E aynaya olan uzaklığı nedir? Bir birim. O zaman FL nedir? Bir. Hemen gel bakalım K için konuşalım. Şimdi ben buradan ışını göndermişim. Giden ışın asal eksene paralel gidiyor gördüğün gibi. Asal eksene paralel giden ışın tümsek aynanın neresinden geçecek şekilde yansıyacaktı? Odağından geçecek şekilde yansıyacaktı. 1, 2 birim. O zaman FK ne kaç birimmiş? 2 birim. Bana FK bölü FL oranını mı sormuş? Hemen yapalım. FK bölü FL ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Dediğim gibi ay ışının nereden gelip
nereye gideceğini bilirsek eğer, gerçekten bu soru tarzları da karşımıza çok kolay olarak gelecektir. Evet, sıradaki sorumuz gerçekten yine popüler sorulardan bir tanesi. Bu da sevgili arkadaşlar bizim sıfırdan ona fizik konu anlatımlı soru bankamızdan aldığımız bir soru. Sayfa 187'de 7. soru olarak karşımıza gelmiş. Şimdi bu tarz sorular gerçekten testlerde özellikle çok fazla karşınıza gelecektir. Dikkat edelim. Mantığını anladıktan sonra hepsini takır takır yapacağız. Odak noktası F, merkezi M olan çukur aynanın önüne dik üçgen biçimindeki levha sayfa düzlemine şekildeki gibi yerleştirilmiştir diyor. Buna göre aynada oluşan görüntü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sen özellikle baktığın zaman buradaki cisim en temelde nereye yerleştirilmiş? Bak, odakla merkez arasına. Bir kere sen biliyorsun ki odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında oluşur. Tamam hocam, merkezin dışında oluşsun ama şimdi bazı sorularda direkt şuradan başlayarak şekli altı alır. Bazı sorularda merkezden biraz daha uzaklaştırarak alır, değil mi? Burada önemli olan acaba merkeze değecek mi ucu, değmeyecek mi? Sen buna çok dikkat edeceksin. Baktığın zaman bak, şimdi buradaki cismin şu uçlarına isim verelim mi? Bak, şu ucuna K ucu diyelim, oldu mu? Bu ucuna da L ucu diyelim, bizim için isimlendirmesi daha kolay olsun. Şu kısma bir bakmanızı rica ediyorum. Tam bu kısım odakla merkez arasında mı? Evet, odakla merkez arasında. K ucu odakla merkez arasında ise görüntüsü merkezin dışında oluşacak. Yani şurada bir noktada oluşacak, doğru mu? Hadi gel bunu da farklı bir kalemle çizelim. Şu noktaya K üssü diyelim. K üssünün görüntüsü burada. Peki çukur aynada cismin görüntüsü ters oluşmuyor muydu? Oluşuyordu. O zaman ben bunu ne yapacağım? Şuraya alacağım, doğru mu? Bak, şu çizdiğim kısmı ne yaptım? Buraya almış oldum. Peki şimdi acaba ben görüntüyü bu tarafa mı doğru mu çizeceğim? Bu tarafa doğru mu çizeceğim? L ucuna bakar mısın? Hani merkezdeki cismin görüntüsü merkezde oluşurdu ya, değil mi? O zaman L noktası yine sevgili arkadaşlar aynı merkezde oluşacak mı L üssü olarak? Haydi gel birleştirelim artık. Bak ne yaptım? Cismimin görüntüsünü burada elde etmiş oldum. O zaman benim cismimin görüntüsü hangi şıktaki gibi olacak? B şıkkındaki gibi meydana gelecektir. Bu soruların tamamını bu mantıkla çizebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yeter ki benim gibi ise harflendirme de yapabilirsiniz ya da daha pratik bir yol da kullanıyorsanız onu da kullanmaya devam edebilirsiniz. Hangi uç nereye denk gelmiş? Bak, burada soru o kadar güzel hazırlanmış ki tam ucu M noktasına geliyor. Gördün mü? L ucu. O yüzden bu sorulara bu mantıkla yaklaştığın zaman daha net bir çözüm elde edersin. Daha doğru bir çözüm elde etmiş olursun. Evet. Konumuzu, yani küresel aynalar konumuzu tamamladık. Peki konumuz biterken nelere değindik sizlerle? Küresel aynalardan bahsettik. Çukur aynalarda ve tümsek aynalarda özel ışınlardan ve görüntü oluşumlarından bahsettik. Küresel aynaların kullanım alanlarını da sizlerle paylaştık sevgili arkadaşlarım. Hemen bakalım. Tabii ki sizler bizim için çok önemlisiniz. Yorumlarınız da o yüzden bizler için çok önemli. Tamamını dikkate aldığımızdan emin olabilirsiniz. Videomuz sizler için yararlı oldu mu? Bunu bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Bize tavsiyeleriniz ve önerileriniz nelerdir? Ödüllü soruyu birazdan sizlerle paylaşacağım. Bakalım bakalım, cevaplarınızı yorumlara bekliyor olacağız. En son basamakta videomuza bir like atmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Hemen ödüllü sorumu sizlerle paylaşıyorum. Dediğimiz gibi cevaplarınızı yorumlara bekliyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.